Merhaba Şif Devletnet izleyenleri, yanımda Murat Bey var. 1 milyonuncu fiber müşterisini kutladık. Şimdi pek çok veriler paylaştılar. Kendisine de soracağız. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir gurur. 2008 yılından başladığımız yolculukta bu noktaya gelmek açıkçası bizim hayallerimizde güzel bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Yani Türkiye'de her kesimin, her insanın fiber altyapısının bu kadar büyümesine memnun olması gerekiyor. Bu bir de bir ihracat kaynağıydı. Hani İran'a dediğiniz, açıkladığınız rakamlar. Hani yurt dışına da internet hizmeti de satıyoruz. Hani daha da gelişelim, yatırım olsun, veri merkezleri gelsin vesaire vesaire. Yani fiber bir ülkenin gelişmesi için en önemli atılım yani şu anda. Bir de baktığınız zaman bütün çalışmalar şunu gösteriyor. Ülkelerdeki fiber penetrasyonu arttıkça o ülkenin gayri safi milli hasılasına ciddi bir yükselim etkisi var. Bunun da çok doğal bir sonucu var bu arada. Biz de hani bu yolculuğun içinde fiber yolunu ipek yolunu fiber yoluna çevireceğiz. Birçok söylemle aslında bu ekonominin hayata geçmesi konusunda taşın altına elimizi koyuyoruz. Veri merkezleri bunun içinde, uluslararası doğudan batıya operatörleri birbirine bağlamak bunun içinde. Ama en önemlisi tüketiciyi ve kurumsal ve bireysel anlamda bu yüksek hızlara ulaştırmakta. Bizim başladığımız yıllarda Türkiye'de en büyük hızların 1 megabitler, 1,5 megabitler olduğunu düşünürsek bugün 1000 megabitler konuşuyoruz. 1000 megabit kullanan çok ciddi sayıda müşterimiz var ve dolayısıyla biz şunu görüyoruz ki talep oldukça insanlar bunu daha verimli, ekonomiye katkı anlamında da kullanıyorlar. Hızlardan bahsetmişken 1 milyoncu müşteriyle beraber sizin güzel bir duyurunuz vardı Turkcell Süper Online kullanıcılarına. O duyuruyu ben size bırakayım. Şimdi şöyle bir şey, biz dedik ki aslında 1 milyoncu müşterimizi kutluyoruz. Bugün 1 numaralı müşterimizle 1 milyoncu müşterimizi buraya davet ettik. Kendileriyle beraber bir pasta kestik. Ama bütün müşterilerimize de şöyle bir vaadimiz oldu. Bütün müşterilerimizi Aralık ayı boyunca 100 megabit'e geçiriyoruz. Böylece de bütün müşterilerin deneyimlerinde 100 megabit'i deneyimlemesini, fiberin o hızını, o keyfini almasını istiyoruz. Ve ilk yani 1 Aralık itibariyle de buna başlıyor olacağız. Tüm Turkcell Süper Online fiber kullanıcıları Aralık ayı itibariyle yani Aralık ayında 100 megabit hızlı kullanacaklar. Burada da biz sosyal medyadan hemen paylaştık. Adil kullanım kotası ile ilgili sorular geldi. Orada da eğer adil kullanım kotalı paketiniz varsa hızınız yükselecek ama o kota aynı şekilde devam edecek. Adil kullanım olmayan paketleriniz varsa da adil kullanım olmayan paketleriniz 100 megabit'e geçecek. Adil kullanım konusunda biliyorum sizlerin üzerinden çok soru geliyor. Biz Turkcell Süper Online olarak adil kullanımı olmayan paketlerimizi duyurduk. Yaklaşık 2 yıldır piyasada var. Bizim bazı paketlerimizde adil kullanım kotası yok. İsteyen müşterilerimiz o paketlere geçebiliyorlar. İşte en son bu fiyatını da verdim. 25 megabit adil kullanım olmayan paketlerimiz 99 lira. Aslında çok cüzi bir miktarda bunu çok iyi bir meblağa buna sahip olabilirler. Bu paketi kullanan müşterilerimiz de 100 megabit'e geçecekler doğal olarak. Toplantıda önemli bir bilgi daha paylaştınız. Şu anda 15 ile kadar eve kadar fiber veriliyor. 2017'de 18 ile çıkacak. Evet, şimdi çok yeni duyurduk. 3 il daha eklendi fiber illerine. Manisa, Denizli ve Tekirdağ. Bu illerimizle beraber 18 il Süper Online Turkcell'in ayrıcalıklı fiber hizmetine erişiyor olacaklar. Bu da bizim için önemli bir keyif. Benim son sorum, geçtiğimiz aylarda bir altyapı ortaklığı kuruldu. Bu altyapı ortaklığı ne zaman günümüzde altyapılıya yansıyacak? Evlere fiber gitmesi daha da artacak mı? Şimdi biz 4 parti olarak yani Turkcell, Vodafone, Turksat ve Telkoder olarak biz ortak altyapı şirketi kurma konusunda niyetimizi ortaya koyduk. İyi niyet mektubumuzu imzaladık. Bunun nasıl yapılacağı konusunda da uluslararası bir şirketten danışmanlık alıyoruz. Bu şirket de bu çalışmaları tahmin ediyorum 2-3 ay içinde tamamlayacak. Daha sonra bu çalışma bittiğinde biz devletimize gideceğiz. Diyeceğiz ki böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuda da gerek Ulaştırma Bakanı gerek Başbakan'ın da çok motive edici konuşmalar, bunu desteklediğini, bu yapının hayata geçmesi konusunda ciddi destekleri olduğunu. Zaten 2023 hedefleri için bunun olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biz burada aklın yolu bir olarak düşünüyoruz. Bu çalışma bittiğinde devletimize gideceğiz. Devletle beraber yeni düzenlemelerle birlikte hızlıca bu yatırımların önünün açıldığını gördüğümüzde biz de bu yatırımlara ortak şirketler olarak beraber yatırım yapacağız. Buradaki temel nokta şu, rekabetin altyapıda değil, rekabetin hizmetlerde, servislerde olması gerektiğini anlıyoruz. Yeni hizmetler, yeni servisler ortaya koyarak bu altyapı rekabetinin
yerine üst yapı rekabetine döndürmek istiyoruz. Peki altyapı bölüşülse, hani bir firma zamanında oradan bir altyapı geçirmiş. Bir tane de altyapı oluşturmaktansa o bölüşülse, tamam maliyet açısından büyük bir avantaj ama performansta bir düşüş olur mu? Fiberin kapasitesi bir kere altyapı geçtikten sonra aslında neredeyse sınırsız bir kapasite. Bu altyapı, ortak altyapı şirketinin bir misyonu da mevcut altyapıları paylaşmakta. Evet. Ama burada yerel operatör burada katılmadığı için birazcık sınırlı bir altyapı paylaşımı söz konusu oluyor. O yüzden de yeni yatırımlara daha çok önem veriyoruz. Ama altyapı paylaşımımız da kendi aramızda olacak. Biz yerel operatörün de buraya katılmasını açıkçası bekliyoruz. Anladım. O zaman inşallah hayırlısı olur diyelim. Tekrardan hayırlı olsun çok diliyorum. Teşekkür ederiz. 1 milyonuncu müşteri. Bilgiler bu şekilde. Aralık ayında 100 megabit hızı tadacaksınız arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.